dışarı çıkıyorsun, şeyi doğrala, şeyi doğrala, şeyi doğrala, şeyi doğrala, sonra gelin. Ne olur? İnanılır. Değerli ailesinin, tiyatro dünyasının, televizyon dünyasının, sinema dünyasının ve sevenlerin başı sağ olsun. Çok erken bir ölüm. Gerçekten çok erken bir ölüm. Yalçın benim de çok eski arkadaşımdı. Mesleğe ilk başladığı yıllardan bu yana çok sıkı bir dostluğumuz vardı. Çok çalışkandı. Hak ederek Yalçın Menteş adını sağladı. İki tane oyunu vardı. Dikkat, Yalçın Menteş ve Yüz Ünlü Yüz. Onunla defalarca turneler yaptık. İnanılmaz günler yaşadık. Mesleğine çok önem verirdi, çok değer verirdi. Sahneye çıktığı zaman tek kişilik oynayan malum zor oyunlardı. Ama seyircisiyle çok çabuk iletişim kurabilen, o sıcaklığı yakalayabilen ender tek kişilik oyun kahramanıydı. Ne yazık ki mesleğine verdiği önemi ve değeri sevgili arkadaşım sağlığına veremedi. Ve maalesef ki o kötü süreç başladı. Gittiği yerde mekanın cennet olmasını diliyorum. Huzur içinde yatsın. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük ozanımız Yahya Kemal'in deyişiyle Asude Bahar ülkesinde uyuyan aziz sanatçılarımızın kutlu dünyasında tüken buhurdanlığının yanına yerleştireceğimiz ustamız, abimiz Yalçın Menteş'in hiç sönmeyecek mumunu abimiz, ustamız ölüm Asude Bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Böyle günlerde konuşmak çok zor. Buraya gelenlerin hepsi Yalçın'ın nasıl bir aktör olduğunu, nasıl bir tiyatro adamı olduğunu biliyordu. Nasıl bir yurtsever olduğunu, bayrağı Atatürk'e nasıl bağlı olduğunu, her şeyi biliyordu. Biliyorsunuz birçoğumuzun yolu kesişti Yalçın'ı. Ama İyi bir sanatçıyı, iyi bir aktörü, iyi bir tiyatro adamını her şeyden önce çok iyi bir insanı kaybettik. Gerçekten çok iyi bir insanı, iyi bir dostu, iyi bir arkadaşı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Menteş 98, 100 ünlü 100, 99 konuşan Turkey, 2001 bir millet eğleniyor, 2008 yolluk, 2009 Eros Pansiyon, 2009 yiyoruz, içiyoruz, ödeyemiyoruz.
Filmlerinden bazıları. 1996 Tatlı Kaçıklar, 97 Hayvanlara Dokunduk, 99 Charlie, 2001 Yalçın Mente Show, 2004 Cennet Mahallesi, 2005 Sevda Tepesi, 2006 İnatım İnat, 2007 Yalancı Yarim, 2008 Yalancı Romantik, 2009 Hamileyim Hamile, 2011 Akasya Durağı, 2013 90'lar, 2018 Babamın Ceketi. Başta aile dostumuz olan Süha Uygur ve Uygur ailesine ve bu kötü günümüzde bizlerle birlikte olan tüm sevenler ve burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Babamın birçok insanın anılarında yaşamaya devam edeceğini düşünüyorum. Kendisi çok iyi bir babaydı ve beni bugün olmam gereken kişi haline getiren oydu. Herkese çok teşekkür ediyorum geldiği için. Çok sağ olun, çok var olun. Bu ülkede kendimi bildiğimden beri ki Yalçıncı'nın doğduğunda ben 11 yaşındaymışım aşağı yukarı o günlerden beri iki cümleyi çok sık ve hayatımın her döneminde duydum. Birincisi, her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde. İkincisi ise, yaşarken kıymetini bilmedik cümlesi. Bir gün, eğer Allah biraz daha uzun ömür verirse, inşallah bu iki cümleyi de duymayacağım günleri yaşadığımız bir ülke olsun dileğiyle Yalçın'ımızı uğurluyoruz.